Merhabalar. Web tasarımının temelleri dersinin bu haftaki konusu HTML'de CSS düzeni, float ve clear kavramlarından bahsedeceğim. Float örnekleri sunacağım size. Float'un kullanımı ile ilgili ve clear kavramından yani clear özelliğinden bahsedeceğim ve float özelliğinden bahsedeceğim sizlere bu hafta. Evet, float dediğimizde ne aklımıza gelecek? Yüzmek demek aslında İngilizce. Clear de temizlemek demek. Yani biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. CSS'in float özelliği bizim çok işimize yarıyor web tasarımında. Bir ögenin nasıl yüzmesi gerektiğini belirtiyor aslında. Clear özelliği de benzer şekilde hangi ögenin temizlenen ögenin yanında ya da hangi tarafta yüzebileceğini belirliyor. Bunları örneklerle birlikte açıklayacağım sizlere. Float özelliği içeriğin konumlandırılması, biçimlendirilmesi için kullanılıyor. Bakın burada da görüyorsunuz işte left ya da right'a, sağ ya da sola bir içeriğin, bir div olduğunu düşünün bunun. Ne tarafa konumlanacağını belirtiyor aslında. Kapsayıcı diyoruz. Div kapsayıcı, div container dediğimiz hani yapının aslında bir ID ekliyoruz div'e tabii ki. Onun aslında ne tarafa gideceğini belirliyoruz. Metnin soluna kaymasına izin verdiğimizde mesela float iki nokta üstte left diyoruz CSS özelliği olarak. Peki sadece left mi alıyor? Hayır. Yani right da alabilir. Float right. Öge kapsayıcı sağına yüzecek demektir. Ögenin kapsayıcının sağına yüzeceği anlamına gelir. Kapsayıcı dediğimiz bu bir div yapısı gibi düşünün kapsayıcı. O içerisindeki divin ne tarafa yüzeceğini belirtiyor. None yani varsayılanı da none'dır. Öge hiçbir şekilde yüzmez. Ne anlama gelir görüntülerle şimdi açıklayacağım size. Inherit var bir de. Öge üst ögenin kayan değerini devralıyor, miras alıyor yani. Bu şekilde kullanılıyor. Mesela burada bir örneğimiz var. Bu metinde imaj sağa kaymış mesela gördüğünüz gibi. Ve bir kapsayıcı içerisinde bir metin var. Bir de ne var burada? Resim var. Ve resmin sağa kayması gerektiğini nasıl söylüyoruz? İmaja doğrudan float right özelliğini verdiğimizde bu sağa kayacaktır. İmaj etiketine doğrudan verebiliriz mesela bunu. Kapsayıcı içerisinde ve doğrudan sağ kaymasını sağlayabiliriz. Benzer şekilde bakın burada da left yani sola kaymış yani yine imaja float left özelliği verirsek de ne tarafa kayacak? Sola kayacaktır. Peki hiçbir şey vermezsek float'dan olursa yani ya da bunu hiç yazmasak bile ne left ne de right ya da inherit diğer özelliklerden herhangi birini vermediğimizde varsayılım olarak none alacaktır. None'da ne durum olur? Yani hiç float özelliği vermezsek bir resme ne yapar resim? Bakın bu şekilde metin içerisinde yani istemediğimiz çirkin bir görüntü oluşuyor. Yani bu dolayısıyla float özelliği çok işimize yarıyor diyebilirim. Bunları şimdi uygulayacağım ben sizinle birlikte. Bir de clear özelliği var. Clear özelliğine geçmeden önce float özelliğini bu tip bir uygulamalarla gerçekleştirelim. Sonra işlemimize devam edelim. Evet, Dreamweaver'ımı açtım. Burada size float'tan bahsedeceğim. Float diyelim. Float özelliğinden bahsedeceğim ve burada bir metin almam ve bir resim almam gerekiyor. Siz de bir metin ya da bir resim bulabilirsiniz internetten kolaylıkla. File'dan new demiştik, pardon. Şimdi ben resmi ya da metni buraya eklemem gerekiyor. Onun için de hani bir şekilde bir metin ve resim bulmam gerekiyor. Daha önceden bu resimleri ve metinleri kaydetmiştim. Hemen onlara geçeyim. Ben daha önce Flutter uygulamaları için bir takım resimler almıştım. Pineapple da var mesela burada işte neydi Pineapple? Ananas. Evet, ananası bulmuştum. Metin de ayarlamıştım daha önce. Farklı resimler de bulabilirsiniz internetten ve bir metin bulabilirsiniz mutlaka. Şimdi bu metini nasıl alıyoruz? Metni alalım öncelikle. Neyle alacağız metni? Kontrol A diyeyim. Herhangi bir metin Lorem Ipsum sitesinden de alabilirsiniz. Kontrol C dedim. Kapattım. Buraya paragraf olarak ekliyorum. Metni ekledim. Şimdi resmi ekleyeyim. Resmi nasıl yapıyorduk? Image source diye. Ama ben şimdi source dediğimde resmi getirmeyecek. Neden? Çünkü bunu hiç kaydetmedim. Bu aynı yere kaydettiğimde geliyor biliyorsunuz. File'dan save as diyelim hemen. Hani bir ona yardımcı olsun resmi getirmek için. Ve ben bunu masa üstünde VTT diye on klasör içerisinde float uygulama diye kaydetmiştim. Şu an şu ortama girdim ve bu ortama kaydetmem gerekiyor.
PHP değil, HTML olarak, ne diyelim, index.html olarak kaydediyoruz. Yani burada bir dengesizlik var. Neden derseniz, file'den new dediğimizde PHP'den önceden PHP çalışmıştım. O yüzden HTML editörü olarak çalışmayacak. O yüzden file'den new deyip bir HTML5 çalışabileceğim şekilde bir HTML editörü oluşturayım. Bu bana yardımcı olmuyor. Ctrl A ile seçtim. Aldım buradan ve buraya yapıştırdım. Şimdi tekrar kaydedeyim. File'den save as. Editör olarak görsün diye index.html olarak tekrar aynı yere kaydedeyim. Değiştirmek istiyor musunuz? Evet dedim. Evet dedim. Evet, şu anda tekrar gelmiş bulundum. İmaj dediğimde, src dediğimde bakın. Artık hani browse, bakın şuradaki resimlerin tamamı buraya kaydettiğim için, index'i buraya kaydettiğim için geliyor. Bana da pineapple yazan imaj lazım. Onu almış oldum bu şekilde. Bu imajı almış oldum. Şimdi nasıl bir kurgu içerisine gireceğiz? Hemen dönelim tekrar metnimize, yani sunumumuza. Nasıl bir kurgu içerisinde olacağız arkadaşlar? Bakalım. Bir imaja flat right özelliği verelim öncelikle. Nereden veriyoruz? Hemen heat arasına giriyoruz. Bir style açıyoruz. Ve buraya imajıma, img'm. Doğrudan etikete, yani imaj etiketine float. Hiçbir şey koymasak none demiştik. Önce bir none'ı göreyim. Ctrl C diyorum. Kaydediyorum. Şimdi ben zaten klasörüm açıktı burada. index.html'i açalım. Bunun nasıl göründüğünü anlamak için. Yani bunu bir dil içerisine almadık. Mesela bunu bir paragraf içerisinde hani görünüyor gördüğünüz gibi. Mesela paragrafın dışında olduğu için düzgün görünüyor none dediğimiz halde. Bakın burada imaj nerede? Paragrafın içerisinde. Şimdi paragrafın içerisine alıyorum bu imajı. Paragrafın içerisine aldım. Ctrl S dedim. Ve tekrar. Evet, şuradan bir yerden böyle başladı gördüğünüz gibi. Şöyle Ctrl artı yapayım. Görün. Yani şurada bir yerde böyle istediğim şekilde başlamadım. None dediğimizde bakın bu şekilde. Ama hiç imaj none zaten hani hiçbir şey koymasak da none anlamı geliyor. Tekrar style'ımızı oluşturalım. Daha önce oluşturduklarımız görünmüyordu çünkü bir sıkıntı olmuştu orada kayıt sırasında. Farklı bir dosya ile başladığımız için, PHP editörü ile başladığımız için. İmaja ne özelliği vereceğiz? Bir float none diyecektim. Aynı şekilde zaten şu andaki none halidir, varsayılan halidir. Yine de none dedim, tekrar yazdım. Bakın aynı, hiçbir değişik yok. Peki ne diyeceğiz biz buraya? Right ya da left gibi bir değer girmemiz isteniyor. Evet, şimdi ne yaptı? Sağa doğru gitti. Gördüğünüz gibi şu anda imajın ne tarafa gitmesi gerektiğini söyledik. O da paragraf bloğu içerisinde ne tarafa gitmesi gerektiğini görmüş oldu. Bunu daha küçültmek için height'ini, wide'ını tekrar ayarlayabiliriz. Ben normalde şimdi ne kadar height'i, wide'ı var bunun diye şöyle durduğumda üzerinde 300'e 300'müş mesela. Bu işte daha küçültmek için ne yapıyoruz? Wide ve height veriyoruz değil mi? Yani genişlik ve yükseklik veriyoruz. Bunu daha küçük bir hale, yani paragrafımıza uygun bir hale getirebiliyoruz. Paragrafımıza göre büyük gelmiş olabilir. Bakın şu şekilde tasarım açısından Ctrl X de dediğimde gördüğünüz gibi mesela şu şekilde bir metin kullandığınızı düşünün. Bu gerçekten bu metin için biraz fazla. Wide vereyim hemen. 170'ti galiba, evet. 300'e 300 olduğu için ben bunu yani yine şey boyutlarında, yani eşit boyutlarda dağıtabilirim. Px yazabiliriz. 170'e 4'dan da öyle de yazsak olur. Ctrl S diyorum. Evet, biraz daha paragrafa uygun bir hale geldi. Yani daha küçük bir resim haline geldi. Şurada bir de alt etiketi var kodumuzda. Alt etiketi de üzerine geldiğinde, yani ben bunun üzerine geldiğinde ya da bu resimle ilgili bir sıkıntı yaşandığında yazması istenen değerdir. Alternatif diye geçer. Yani bir de bu özellikle arama motorlarında resim kısmında
Pineapple diye yarattığınızı düşünün ya da ananas JPEG olsun. Bu ananas diye yarattığınızda Google'da arama yaptığınızda mesela arama motorlarında arama yaptığınızda resim aratması yaptığınızda hani neyi yazdıysanız onu gelmesini istediğiniz için hani buraya ananas yazıldığında ben görmek istiyorum hani benim şeyim de gelsin neydi siteme de bağlantı gelsin diyorsanız bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Alt etiketini de koyabilirsiniz. Şu şekilde olduğunda diyelim ki Pineapple'ı bu şekilde tarayıcı görmedi. Şu anda neyesini sildim. Bakın ananas burada görünüyor. Gördünüz mü ismi? Ve aynı zamanda arama motorlarına da yardımcı olacaktır. Tekrar Pineapple'ı düzgün yaz. Peki burada dışında bir çerçeve var fark ettiniz mi? O çerçeveyi nasıl oluşturabiliriz? Mesela div'le oluşturabilirsiniz yine. Burada div. Div'i nerede kapatacağız? Bir bölüm içerisine almak division anlamında. Sonrafın sonunda kapansın div. Ve hiçbir style özelliği vermedik div'e mesela. İşte div ID verebilirsiniz. Bir, işte bu container dediğimiz container kapsayıcı dediğimiz kısım. Kapsayıcı içerisinde olsun bu. Ve aynı şekilde container'ı nasıl veriyoruz? Yes, container diyerek. Buraya mesela border vereyim. Bir px, oradaki gibi solid. Ve 333 veriyorum. Ve tekrar açayım. Bakın burada dışına taştı. Bu konuyu da işleyeceğiz birazdan. Yani neden dışına taştı ya da içine almak için neler yapılabilir bunu da konuşacağız. Bir div içerisindeki yapısı bu şekilde gördüğünüz gibi. Şu tersliğin neden kaynaklandığını ve bununla ilgili size birazdan daha yani Fluat ilerledikçe daha geniş bilgi vereceğim. Öyle kalsın şimdilik. Fluat Left'i de deneyelim. Bakın bu şekilde dışına taştığına bakın. Bu taşmayı engellemek için ne yapacağınıza birazdan bahsedeceğim. Onun dışında inherit dediğimiz kavram da mesela container'da bir float olsaydı onun inherit mirasını alıyordu. Yani bir üstündeki ya da paragrafta mesela bir üstte paragraf var. Paragrafın üzerinde div var. Paragrafa bir float özelliği verildiyse imajda onunkini alıyor. Hani onun inherit alıyor, miras alıyor onun anlamında. Inherit de kullanılabiliyor float'la birlikte ama şu anda tek bir float'la devam ettiğimiz için inherit kullanmıyoruz. Evet devam edelim. Burada bir de ne varmış aslında? Style özelliğinde doğrudan 170'e 170 vermiş doğrudan verdik biz. Bir de margin left var aslında. Margin left ne yapıyordu? Hemen onu da uygulayayım sizlere. Yani biz doğrudan buraya wide height'i bakın imaj içerisine verdik. Bu şekilde de kullanılabilir ama aslında pek kullanımı tavsiye edilmez. Sizin hazır bir imaj için bir style'ınız varsa onun içerisinde kullanmanız tavsiye edilir. Burada da kullanabiliriz bunu. Yani tavsiye dediğim daha çok böyle kullanılır. Burada kullanımda eşittir kullanmıyoruz biliyorsunuz. İki nokta üst üste kullanıyoruz. Ve noktalı virgül. Ctrl C diyeyim. Evet. Hiçbir şey değişmedi. Çünkü buradan doğrudan aldık. Başka ne kullanılabiliyor demiştik. Margin left kullanılmıştı orada. Margin left. Kaç px hemen bakalım. 15 px margin left verilmiş. Margin left aslında şuradan boşluğu veriyor bize. Bakın şu şekilde. Yani container divinden imajı işte dış boşluk olarak artık dış kenar boşluğu olarak şu kadar uzakta tut dedik. Bir işimize yaradı mı? Hani şu anda çözüm olarak değil sadece hani o kodu da çalıştıralım diye bu şekilde verdim. Şimdi devam etmek istiyorum. Clear özelliğine geldik. Clear özelliğinde hangi ögenin temizlenen ögenin yanında ya da hangi tarafta yüzleyeceğini belirtir diye tanımlamışım. Clear özelliğinde de aynı şekilde none, left, right, both her iki tarafın temizlenmesi, sağın ve solun yüzen ögelerinin temizlenmesi, sağdaki yüzen ögenin temizlenmesi, soldaki yüzen ögenin temizlenmesi gibi durumlar var. Neden? Çünkü
Genelde yüzerek devam ediyor arkadaşlar. Mesela şurada bir tane daha bir öge koysam buraya mesela ben bir öge daha yerleştirsem o da ve bu da küçük bir öge olsa onun yanında yer almaya çalışıyoruz. Ben altta yer alsın istiyorum. Dolayısıyla flat lefti temizlemem gerekiyor bu yanda yer almasın diye gibi bir takım clear özelliğini o şekilde kullanabiliyoruz. Clear özelliği zaten bir elemanın float özelliğiyle birlikte hani çok sık kullanılıyor. Yani birlikte koordineli çalışan bir ekip gibi düşünebilirsiniz clear ve float'a. Şimdi şurada bir bakalım tekrar clear olmadığında ne oluyor? Clear olduğunda ne oluyor meselesi? Burada da bir örneğimiz var. Burada ne var? İki tane div var. Div 1 ve div 2 örneğimde. Burada HTML kodunda div 2 div 1'den önce geliyor. Div 2 dediğimiz yapı kırmızı yapı. Div 1'den önce geliyor. Ancak div 1 float left yapılırsa, yani bu div 1 float left yapıldığında div 2'nin içindeki metin bu şekilde kaymaya neden oluyor. Yani div 1'i siz float left yaptığınız için metni bu tarafa kaydırıyor ve içine yerleşiyor bakın bu şekilde. Bunu da uygulayalım beraber. Evet, bu böyle dursun çünkü bu tam bizim istediğimiz gibi olmadı. İçine tam yerleşmedi. Bununla tekrar uğraşacağız biz. Şimdi de clear'ı ne olduğunu anlayalım. Clear ne yapıyor? Yine ben yeni bir dosya oluşturuyorum. File'den new diyorum ve HTML olmasına dikkat ediyorum. Ve yine Ctrl-C deyip bunu clear için kaydetmek istiyorum. Ve buna da index2 diyelim şimdilik. index2 HTML diye aynen kaydettim. Bu benim için clear'ı tanımlayan, hani clear'ı önce, clear ile float arasındaki ilişkiye girmeden önce Clear'i de bir tanımak için kullanacağım bir sayfa olsun. Neydi uygulamamız? İki tane divimiz vardı. Bu divler bu şekilde yerleştirilmişti. Şimdi ben bu divlerin yani önce oluşturmam gerekiyor. Yani iki tane div yapısını oluşturalım öncelikle. Bu birinci divim olsun. Bu da diğer divim olsun. İkinci divim olsun. Bakın normalde class verilmiş div 1, div 2 diye. Biz de verelim class özelliği. Birine div 1 diyoruz. Class özelliği yani özellikler tanımlayacağız. Bir takım CSS özellikleri. Buna da div 2 diyeceğiz. Peki biz bir önceki uygulamamızda ne kullandık? Hemen döneyim. ID kullandık. Div ID kullandık. Burada da div class diyoruz. Bunlar arasındaki fark nedir? Derseniz hatırlayalım derseniz daha doğrusu daha önceki videolarımızda bu vardı. ID'yi bir kere kullanabiliyoruz ve sadece bu divi özellikler tanımlanabiliyor. Yani ID'yi bir tane daha container diyemem ama ben mesela şu class div 1 özelliğini başka bir dive de verebilirim. Ne demek istiyorsunuz hocam? Mesela div 1'i ben tekrar şurada kullanabilirim. Ama bunu ID div 1 deseydim o özelliği tekrar bu şekilde ID div 1 diye tekrar başka bir divde kullanamam. Bunu demek istiyoruz. Class'ta birden fazla yerde kullanabiliyorsunuz class özelliğini. Bu böyle bir güzelliği var. Şu anda ona ihtiyacım yok. Hemen nokta div 1 diyerek ilk div özelliğimi vermek istiyorum. Div 1 özelliğinde neler varmış div 1'de? Float left var. Sola kaysın istiyoruz. Öncelikle hiç kayma vermeden yani float'ı hiç kullanmadan bir white vereyim bu divime. White verelim. Sonradan ekleriz. Yazamadım. White dedik. Evet. İki nokta üst üste. Kaçmış white'ımız? 100px. Burada da yine bir bakın yardımcı olmuyor editör. Niye yardımcı olmuyor bana? Şu anda hani bir renk siyah oldu. Çünkü style açmadık değil mi? Style içerisinde olması gerekiyor. Hemen bir style açayım. Çünkü CSS özelliklerini style içerisinde ve heat arasında style içerisinde açmamız gerekiyor. Şu şekilde yaptıktan sonra bakın bana artık editör yardımcı oluyor. Style içerisinde yazmayı unutmayalım. Evet bir height var yine. 50px. Yüksekliği var bu divin. Bu kutunun içerisine bir şey koyacağız. Belki bir resim koyacağız. Şimdilik sadece ortamı tasarlıyoruz. Gibi düşünebilirsiniz. Bir margin değeri var. Dış boşluğu vereceğiz. 10 kenar boşluğu da deniyor. 10px dış boşluk vereceğiz. Yani bu 10px şuralardan alınan boşluklar. Buradan alınan 10px gibi görünmüyor ama niye? Çünkü metinde kayma var o yüzden ama şuralarda dış boşluklarda yani border'ın dışındaki boşluklarda 10px var. Border da var gördüğünüz gibi. Hemen border'ımızı da verelim.
3px solid yani düz olacak ve buradaki rengi verelim. Farklı da verebilirsiniz. Size kalmış 21. Evet, Ctrl C diyorum. Flat vermediğimi görüyorsunuz. Ve nasıl göründüğüne bakmak için index 2'yi çalıştırmam lazım. Hemen klasörümde index 2 oluştu. Bunu tekrar çalıştırıyorum. Evet, bakın küçücük oluştu. Bu ne? Div birim şu anda oluşan. Ctrl artı diyerek büyüterek size de gösterebilirim. Div birim şu oluştu. Peki dışındaki kırmızılığı şimdi oluşturalım. Diğer divi oluşturalım. Div 2 için. İçerisinde de bir şey yazmadık. Div 2 içerisinde bir metin var. Div 1 içerisinde de sadece div 1 yazıyor şu an için. Bakın şu paragrafla da yazabilirim. Öbürkün içerisinde de bir takım metinler var. Benim metnim vardı zaten hazırda. Hemen şuradan yine metnimi alayım ben. Ctrl A, Ctrl C dedim. O metnimi şuraya paragraf şeklinde koymak istiyorum. Evet. Biraz büyük bir metin oldu ama önemli değil. Sonuçta bir metin gerekiyor bana. Evet, div 2'nin ne özelliği varmış? Sadece border'ı var. Hemen ben o div 2'yi de koyuyorum. Class şeklinde tanımlıyoruz. Div 2 diyelim. Yukarıdaki border'ı aynı alayım. Tekrar hızlı bir şekilde yazmamak için, vakit kaybı olmasın diye. Evet, bunda ne varmış? 1px'miş. Hemen 1px diyorum. Pardon, 1px ve red, kırmızı olacakmış. Kırmızı, hani div 2 olduğunu belli etmek için koyduğum renk. Evet, bu şekilde hazırladım. Şimdi ben sayfama tekrar dönüyorum ve enter'a basıyorum. Ayrı ayrı oldu değil mi? Birbirlerinin içerisinde olduklarında aslında durumu tespit etmek istiyorum. Yani ben div 1'i div 2 içerisine alalım. İçerisinde bir mesela ne gibi düşünebilirsiniz? Div 1, div 2 içerisinde yer alacak. Hatta div'in kapanışı, bu div'in kapanışı, div 1'in kapanışı gördüğünüz gibi. Ve sonra div 2, div 2 en altta kapanacak bu şekilde. İçerisinde yer aldı ve float henüz hala kullanmadım. None, float none durumunda. Evet, burada bakın geldi ama istenen neydi? Bunun yanında yer alması. Ne yapmamız gerekiyordu? Biraz önce de yaptık aslında. Ne yapmamız gerekiyordu? Bunu bu tarafa kaydırmamız gerekiyor. Bu taraf ne taraf? Sağ taraf değil mi? Sol taraf mı? Div 1'i sol tarafa doğru kaydıracağız. Evet, sol tarafa doğru div 1 float not left. Sağ ile solumu hala karıştırıyorum. Evet. Kaydettik. Evet. Bu şekilde bakın bir yapı oluştu. Yani bu tarafa kaymış oldu. Devam edelim. Div varken diyor. Mesela float bir de 3, div 3, div 4 gibi düşündüğünüzde bunu hani aynı şekilde clear left bakın. Biz aslında clear'deyiz şu anda. Burayı clear left yaptığımızda ne oluyor? Yani ben div 2'ye diyeceğim ki div 2'ye yani kırmızı divine şunun float'ını verdikten sonra temizle dediğimde ne oluyor? Yani float'ı temizle. Div 2'ye geldiğimde clear neyi temizliyoruz? Left'i temizle. Solu temizle dediğimde ne oluyor? Evet, aslında istediğim gibi bir şey olmadı. Ne eksik burada bizde farklı olan? Yok, hiçbir şey farklı değil. Bunu clear varken ve clear yokken. Aslında bu şekilde çıkmadı bizde. Clear yokken ki hali, yani şu clear hiç özelliği olmadığında ki ile özelliği olduğundaki arasındaki bir fark şu anda yok. Değil mi benim uygulamamda? Evet, yok.
Fluat özelliği bunu ve solu temizlemesi gerekiyor. Soldaki Fluat'ı temizlemedi şu anda. ClearLab çalışmıyor yani benim için. Şu anda çalışmıyor durumda. Neden çalışmıyor? Aslında bu sorun tamamen benden kaynaklanıyor. Çünkü ne yaptım ben ilk uygulamada? Div 1'i div 2'nin içerisine aldım. Yani div 1'i div 2'nin içerisine almıştım. Tekrar dışarı çıkardım div 1'i. Bakın burada div 1 ayrı bir yerde, div 2 ayrı bir div olarak tekrar yeniden başladı şu şekilde. Dolayısıyla bakın Fluat Left özelliğini tek başına kullandığımda şu şekilde bakın gördüğünüz gibi içerisinde yer alıyor. Fluat Left dedim ve ikisi yan yana aslında bunların ama içerisine girdi. İçinde olmadığı halde div kaydı, sola kaydı ve öbürü de üstüne yerleşmiş gibi bir durum oluştu. Ama ben şimdi clear left'i oluşturduğumda, yani clear left'i aktif yaptığımda, float left de var, şimdi clear left de var. Gördüğünüz gibi Ctrl-C ediyorum. Ve istediğim görüntü oluştu. Yani ne yaptı? Bu taraftaki float'ı temizledi. Yani kaymayı temizlemiş oldu. Çünkü bu da bunun içerisine, burada buraya kayıp bunu kaplamış gibi bir durum oluştu. Aslında Float Left özelliği Div 2'de de devam ediyordu Clear Left demeden önce. Ctrl Z diyerek tekrar oluşturuyorum. Yani bunu nota dönüştürdüğümde bu çalışmayacaktır gri olduğunda. Bakın üstüne geçmiş oldu. Ayrı divler oluşturuyoruz. Div 1, Div 2 ayrı ayrı olması gerekiyor. Ben uygulamayı daha önceden hazırladığım için zaman aşımından unutmuşum ve tekrar şimdi hatırladım. Ayrı ayrı olduğunda bu şekilde tekrar clear left dediğimizde solu temizlemiş oldu. Clear left özelliği bu tarafı temizlemiş oldu. Ayrı ayrı divler şeklinde yer alması gerekiyor. İç içe geçmiş şekilde değil. Evet, bunu şimdi devam edelim. Bu şekilde dursun yine diğer uygulamamızda. Evet, tekrar buraya geldik. Neye? Pineapple'a geldik. Yani ananas uygulamamıza geldik. Şu durumdaydı zaten bizim uygulamamızda. Hatırlayalım hemen. Şurada bakın benzer bir durumdaydı. Yani taşmalar vardı ve bunu nasıl engelleyeceğimizden. Clear'ı aradan kullandıktan sonra hani onları nasıl birleştireceğiz aslında? Onu konuşalım. Divimiz bir takım özelliklere sahip. Kendi divimizin özelliklerine de bakalım. Hemen size açayım ben şu şekilde. Üstüme geldi ama şöyle yana kaydırarak göstereyim. Evet, neydi bizim divimizin özelliği? Hemen şu uygulamamızda, Pineapple uygulamamızda border ve padding'i vardı. Varmış yani divin. Benim divim var mı burada her şeyden önce? Div container'ım vardı pardon. Div container'ımda bir border var. Evet. Ama padding yok. Padding ne işe yarıyor arkadaşlar? Şu yapışmayı engelliyor aslında. Normalde padding kullanmadığımızda şu iç boşluğu yaratamıyoruz. Yani şuradaki şuraya yapışmış oluyor ya da şu resme bunun yapışmış oluyor. Padding verdiğinizde bu imaja bu metin yapışmayacak. Şu arada bir boşluk oluşacak ve yukarılara, sağına, soluna daha bu padding eklenmiş olur. Eğer tek başına padding dediğinizde ama padding left, padding right, işte padding top ya da padding bottom kullandığınızda hangi tarafa boşluk vermek istiyorsanız o şekilde kullanabiliriz. Hemen bu uygulamamızda da beraber yapalım şimdi. Ne yaptık mesela burada? Padding vermemiştik. Hemen padding veriyorum. Padding ne demişiz? 5x padding verilmiş mesela. Verdim şu anda. Ctrl-S dedim ve yine uygulamamı açtım. Açtığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Boşluğu göremiyoruz. Şuradaki boşluğu görüyoruz. Div içerisine verdiğimiz için. Paragrafa vermediğim için değil mi? Şuradaki boşlukları gördük. Peki bir de paragrafa verelim bunu. İstediğim sonucu yine alamadım çünkü. Ben paragrafın resimden kopmasını istiyorum çünkü değil mi? Ne yapacağım o zaman? Paragrafa vereceğim padding. Padding diyelim. 5px paragrafa ya da 10px bir değer. Ctrl-S dedim yine. Tekrar uygulamamızı açalım. Hala paragrafımda göremiyorum. Şu kısımda verdi. Paragrafımda hala padding'i ben göremiyorum. Yani padding left desem olacak sanki de ama yani tamamen bütün her yere verdiğimizde de o left'i görmem lazım aslında. Yani padding left dediğimde şurada oluşacak tabii ki. Ama hala oluşmadı bakın bir sıkıntı var. Evet.
Yani paragrafa padding verdiğimde bu şeyle ayırması lazım. Ama bunun nedeni aslında iç içe geçmiş olması, imajla resmin iç içe geçmiş olması olabilir. Şimdi hemen tekrar uygulamamıza ana ekranına dönelim ve devam edelim bu olayı düzeltmek için. Ne demiştim? Paragrafa verdim ama olmadı demiştim. Bu beni rahatsız etti gerçekten şu. Peki aynı özelliği yapamıyorsam böyle. İmajın hani right'ına verebilirim. Aslında bu arka arkaya gittiği için hani paragraf içerisinde olduğu için mi böyle hani etkilemiyor birbirini. Paragraf içerisinde olduğu için hani resmi de alarak şuradan boşluk verdi. Evet ondan kaynaklanıyor. Tekrar Ctrl Z diyeyim. Ondan kaynaklanıyor. Biz imajı nereye koymuştuk tekrar hatırlayalım. İmajı paragrafın içerisine koyduğumuz için bunu da bir paragrafın bir parçası olarak kabul ettiği için bu taraftan tabii ki hani biraz önce paragrafa padding left dediğimde bu taraftan boşluk verdi. Ya da paragrafın sadece paragrafa padding verdiğimde üstten alttan sağdan soldan her yere yani resmi de paragrafın bir parçası olarak kabul ederek verdiği için o şekilde oluyor. Ona tekrar girmeyeyim. Uygulamamıza şuradan devam edelim. Evet buraya gelelim tekrar. Burada bir öge kendisini içeren ögeden daha uzunsa ve yüzdürülüyorsa kabın dışına taşıyor. Asıl konumuz oydu aslında. Hani kabın dışına taşması durumu. Diğer sorunları sonra hallederiz. Mesela float right dediğimizde biz de right diyelim hemen. Hiç fark etmez tabii ki right lefti. Ama görüntü aynı olsun diye sırf. Evet tekrar geldim. Enter'a basalım. Left aldık ve aynı görüntü olsun istiyorum. Aslında biraz da metin daha az olduğu için bu örnekte daha da taşma daha da belli oluyor. Evet buna overflow durumu deniyor aslında. Div içinde imaj kendisi içeren divden daha uzunsa kabın dışına taşabiliyor gördüğünüz gibi. Peki bu durumda kurtulmak için ne yapacağız? Overflow auto özelliğini kullanıyoruz. Div ögesine uygulanan overflow auto bu sorunu çözüyor. Biz bunu yapalım şimdi. Overflow auto özelliğini kullanalım. Peki nereye uygulayacağız hocam? Overflow auto özelliğini hangi div'e uygulayacağız? Şuradaki div'e mi uygulayacağız? Paragrafa mı uygulayacağız? Yok imaja mı uygulayacağız derseniz. Overflow auto özelliğini nasıl uygulayacağımızı not almıştım. İmaja float right dedik zaten. Bakın diğer özellikler önemli değil. Temizle bu şeyde kullanılan aslında overflow auto bu şekilde de kullanılabiliyor. Ama bir takım sıkıntılara neden olabiliyor. O yüzden daha çok sık kullanılan şeklini ben buraya ekledim bir de. Yani aslında color fix deniyor buna. Clear fix deniyor özür dilerim. Clear fix özelliği. Web'de daha çok programcıların kullandığı şu şekilde bir kullanım göreceksiniz. Her şeyden önce div class temizle dediğimizde bu durumdan kurtulacağımızı söyledik. Yani div'e overflow özelliği verdiğimizde bu sorundan kurtulacak mıyız? Yani bizim div'imiz div id container'dı. Ben buna overflow neydi? Auto özelliği verdiğimde ne oluyor? Onu önce bilmeliyim. Auto dedi. Bu durumda ne oluyor? Hemen açıyorum tekrar. Bakın kurtuldum aslında. Görüyor musunuz? Hani şeyden kurtuldum. Taşmadan kurtuldum. Tekrar yapalım. Overflow otosuz nasıl oluyordu? Ctrl S dedim. Bunu nota dönüştüm. Biraz da daha az metin olsun istiyorum. Hani taşma net olsun. Net görünsün diye. Şöyle bir sileyim. Ve Ctrl S diyeyim. Taşmayı net görebilmişim. Bakın taşmayı görebiliyorsunuz. Herhangi bir div içerisine bir resim yerleştirdik. Hatta paragrafın içerisinde hani paragrafın dışında da olabilir. Bu daha iyi olur. Hatta niye daha iyi olur diyorum. Çünkü paragrafa bir şey veriyorum. Padding veriyorum. İmajı da görüyor falan bir takım karışıklıklara yapışıyor. O da önlemek için imajı da dışına aldım. Ctrl S diyorum. Şu anda bakın aynı durumdayım. Yani imajdan bağımsız, paragraf bağımsız. Bakın imaj bağımsız. Ve imajı bu tarafa da çevirebilirdik. Ne tarafa dedik? Float right dediğimiz için imaj buraya geçti. Peki şimdi div'e yani şu border'la belirttiğim div'e ben overflow özelliğini verdiğimde bu taşmanın engellenebileceğini söylemiştim. Tekrar auto dedim. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi taşma engellendi. Gördüğünüz gibi. Yani burada paragrafa yine bir takım özellikler verebilirim artık. Hani biraz önce imaj içinde olduğu için etkilenmişti. İşte padding verebilirim. Neydi? 5px mi vermiştik?
İşte text align, align, justify vereyim. Bu ne anlama geliyordu? Hani şu durumu ortadan kaldırıyor. Burada böyle böyle şiir gibi yazmasın da dümdüz kitap gibi yazsın istiyoruz. Onu engelliyor, justify yapıyoruz. Güzel görünsün diye bakın şu şekilde. Yani şuradaki şimdi 5px'lik boşluklar oluştu. Bir de div'de vardı zaten padding. Burada 10px'lik bir boşluk oluştu. Hem paragraftan geliyor hem div'den gelen, yani div'in kendisinde border'ın iç kısmındaki de olgudan gelen boşluklardan kaynak 5-10px'lik bir durum oluştu şu an için. Ama sonuçta resmimiz overflow özelliğindeyiz aslında. Asıl konumuz bu. Düzgünce yerleşmiş oldu div'in içerisine. Hani ben biraz önce bir şeyden bahsettim. Bir konudan bahsettim size. Yani bu overflow özelliğinden çok şu kullanılıyor. Yani internette daha çok bu tip ya da web tasarımıyla uğraşırsanız ya da teknik anlamda bu işle uğraşanlarla birlikte çalışırsanız daha çok şunları görebileceksiniz. Şunu görebileceksiniz. Şu kodu görebileceksiniz. Bu daha çok webde kullanılan hali. Yani her iki tarafı da temizleyip yine aynı işi yapıyor. Bir farklı iş yapmıyor. Yani yine resminizi bu şekilde yapıyor. Ve bunu da kullanabilirsiniz. Ya da şu şekilde bakın burada örneğini verdim. Temizleyi bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve diğer özellikleri aynı şekilde katabilirsiniz. Yani ben container yerine container'ın içerisine katsam nasıl olacak? Şöyle düşünebiliriz. Container'ın içerisine bir gireyim. Ve ben div diyeyim. Class diyeyim. Temizle diyeyim. Hani ikisini birlikte nasıl kullanacağız diyebilirsiniz. Burada zaten container var. Bir de şey var. Yani container nokta şey class özelliğini ikisini birlikte de kullanabilirsiniz. İşte container nokta class şeklinde de gidilebilir. Şu şekilde gidelim şimdilik. Div'i de control x. Şu şekilde alayım. Temizliğe de yukarıda tanımlayayım. Bu neydi? Class olduğu için önüne ne koyuyoruz? Nokta koyuyoruz. Köşe parantezi içerisinde ne yazıyormuşuz? Daha sonra da şu var. After. Yani temizle after. Sonrasını temizle. Content demiş. Yani bu dediğim gibi daha sık rastlayacağınız bir kod şekli. Görürseniz ne anlama geliyor demeyin. Aynı işi yapıyor. Overflow auto ile. Ama daha responsif siteler için kullanılıyor sanırım. Yani tablette, cep telefonunda her yerde hani bu sorunu yaşamayın diye kullanacağınız bir şey aslında. Böyle de kullanabilirsiniz ama daha çok webde kullanım ama daha responsive sitelerde sanırım bu şekilde kullanıyor. Şimdi bunu kullanmak istemiyorum. Overflow auto yerine onu yazdım çünkü. Bunun yerine bunu kullandığımda ne olacak onu görmek istiyorum. Bir şey değişecek mi daha doğrusu. Enter'a bastım. Biraz daha geniş oldu değil mi? Hani şey olarak biraz önce şu boşluklarım hani 10px'ler dediğim boşluklarım biraz daha genişlik kattı şu kısmı ama bir şey değişmedi. Daha çok bu tipten kullanılıyor. Zaten bakın responsive olduğunda da görüyorsunuz. Yani daralttığınızda bir neydi pencereyi, browser'ı, tarayıcı penceresini daralttığınızda responsive olduğu için bu kendisi bu şekli alıyor. Peki hocam overflow'da onu yapmıyor muydu? Bilmiyorum. Bir deneyim. Aynı bu gizliliği buraya sağlıyorum şu anda. Ve container'a şuraya kadar değil mi? Evet. Temizliği şu anda nota dönüştürdüm. Ve overflow olduğunda da aynı pardon Ctrl Y diyelim. Aynı yerde dur. Burada Ctrl S diyelim. Container'da overflow auto özelliği olduğunda da hani tekrar aynı şeyi yaşayacak mıyız hocam derseniz de yok. Onda da aynı şekilde kullanılabiliyor. Ama da, dediğim gibi daha sık kullanılmış şu şekilde olduğunu biliyorum. Ya da duyuyorum. Yani kendiniz de tasarımla ilgileniyorsanız zaten yeni gelişmelerden her zaman haberdar olursunuz. Böyle bir V-Sukus'ta bahsedilen bir durum daha doğrusu konsorsiyum tarafından tavsiye edilen bir durum diye de görebilirsiniz bu durumu. Evet Ctrl-S dedim ve sık kullanılan haliyle bıraktım temizleyi. Şimdi devam edelim.
Evet, float özelliğinin yine sıklıkla kullanıldığı bir yer var. Menülerde kullanılıyor. ULL ile oluşturulan menülerde. Ve çok pratik oluyor ve çok sık kullanılıyor. Mesela burada ULL ile oluşturmuş. Yani bu aslında bir unordered list. Yani düzensiz liste. Ana sayfa, ürünler, iletişim hakkımızda diye bir unordered liste oluşturuyorsunuz. Daha sonra her bir list item'ı, her bir liste ögesini yani ana sayfa, ürünler bu tarafa doğru bakın, sola doğru kaydırarak devam ediyorsunuz ve bu şekilde yeni ögeler ekleyerek devam edebiliyorsunuz. Yeni list item eklediğinizde o da buraya yerleşerek devam ediyor. Şimdi burada mesela navigasyon menüsü oluşturmak için gerçekten çok sık kullanılıyor demiştim. Yani unordered, daha önce görmüştük listeler konusunu. Yine videomuz var bununla ilgili. Her bir ögeyi bakın, ana sayfa, ürünler, iletişim diye sıralamak şunu oluşturmak için yeterli. Sadece geri kalan biraz önceki bahsettiğim CSS özelliklerine, marifetine kalıyor. Yani şu kadar basit bir kodu şu menü haline getiren şuradaki özellikler. Hemen bununla ilgili örneğimizi yapalım. Evet, ne yapmamız gerekiyor? File'den new diyelim yine. Hemen bir HTML oluşturduk yine. Ve basit bir ULL yapısı arkadaşlar. Bu liste ögelerini bakın yukarıda Dreamweaver'da da hazır olarak görebilirsiniz. Ama elinizle de bu şekilde yazabilirsiniz. Yani elle yazmak her zaman daha iyidir. Bunu da menü diyelim. Menü. Float ögesinin özellikle çok sık kullanıldığı menü der. ULL yapısı. Ben şimdi buradan ULL diye bastım mesela. Ne yapacaksınız? Siz direkt ULL yazdığınızda zaten gidip ve bir tane L'yi istiyorum. Bir tane daha L'yi istiyorum deyince içine mi giriyor? Evet, Ctrl Z. Yani aynısını kopyalayabilirsiniz de L'yi yazıp ya da şurada L'yi yazacaksınız. Bu kadar basit. Kendisi otomatikman sağ olsun editör olarak yardımcı oluyor. Şimdi L'nin içinde ne var? Ana sayfa var. Böyle karışık gibi görmeyin. A harfleri alınmış link olacak çünkü. Buraya tıkladığınızda bir sayfaya gidecek. Öyle düşünebilirsiniz. Ben bunun uygulamasını yapacağım size yine. Bir web sitesi üzerinde. Tekrar bir L'yi. Neymiş diğeri? İletişim. Tekrar bir liste ögesi L'yi. Tekrar bir L'yi dedim değil mi? Evet. Şöyle onun aslında hakkımız da olacak. Evet. Bu şekilde şunları oluşturmayalım. Sonradan hepsini oluşturacağım. Kaydediyorum. Buna da index 3 diyelim. Index 3 HTML olarak bakın bunu kaydettim. Şimdi bunun nasıl göründüğünü bir bakalım hemen. Şuradan index 3'lü çift tıkladığımızda bizim şey bakın basit bir unordered list dediğimiz bir ordered list olsaydı ne oluyordu buna? Hocam ordered list yapamaz mıyız? Yapabilirsiniz ama hani hiç gerek yok ordered list. Yani o da olur, fark etmez. Ordered liste de başlanabilir hani ama genel yapısı unordered list. Yani sıralı liste demek biliyorsunuz ordered list. Unordered liste sırasız. Sırasız demek yani başına istediğiniz karakter geliyordu hatırladığınız kadarıyla listelerde. Evet. Unordered liste başlayalım. Genel kullanım o şekilde. Evet, bunu şimdi menüye nasıl dönüştüreceğiz? Tabii ki marifeti dediğim gibi CSS'e kalıyor tamamen. CSS marifetiyle dönüştüreceğiz. Şöyle artı yapayım hatta şöyle görün. Artı yaptığımda da basit bir listeyi nasıl dönüştüreceğiz ona bakıyoruz şimdi. Ne yapıyormuşuz? Öncelikle L'yi sola kaydırıyormuşuz. Onu bir yapalım. Mesela şu en basit öge L'yi sola kaydırmak. Nerede yazıyoruz bu kodları, style'ları? Heatheet arasında style etiketi içerisine yazabiliriz. Ayrı bir CSS dosyası da oluşturabiliyoruz. Buraya link rel'le de gelebiliyoruz. Ben önce L'yi bir pardon L'ye ne özelliği veriyoruz? Float left özelliği verdiğimizde float left özelliği verdiğimizde ne oluyor görmenizi istiyorum. Çünkü asıl konumuz float left. Oradan yürünüyor bu menüye. Bakın ne oldu? Birbirine girmiş bir şey oluştu değil mi? Hani yapı tamamen sola doğru kayarak ilerledi. Arada hani hiç padding vermediğimiz için aralara boşluk kalmadı. Mesela şu anda ben buraya bir padding versem, padding left versem hemen göstereyim. Padding left mi? Sol. Karıştırmıyorum değil mi bu sefer? 10px diyelim. Bakın arada açıldı ama şu noktalar var. Noktaları nasıl yok ediyorduk? Hatırlayalım.
Text decoration'dan diyerek o linkleri kaldırıyordu. Hangisiydi? Evet, list style type'dan diyerek o noktaları kaldırıyoruz öncelikle. Hemen ben onu buradan kaldıramıyoruz. List style type özelliği ULE'de kullanılan bir özellik. Hemen ULE'nin hani içindeki bütün list o nokta noktaları kaldır diyorsunuz. Hemen geçtim buraya. List style type var burada değil mi? Evet. Ve none. Hani istemiyorum o nokta noktaları ben diyorsunuz. Ctrl C diyelim. Hemen kaydedelim. Bir görün. Bakın gördünüz mü? Aslında menümüz bir şekillenmeye başladı. Ne yaptık? Float left yaptık. Araya boşluk koyduk. Boşluğu şimdilik koymuyorum. Orada konmamış hocam. Siz niye koydunuz diyebilirsiniz. Çünkü onu farklı şekilde ayarlanır. Hani nasıl anlatayım? Bunu display bloğa dönüştürüp bloğun dışından padding vereceğiz. Şurada göreceksiniz birazdan. Bakın inline bloğa dönüştürüldü. Ve onun dışından padding verildiği için dolayısıyla üstten ve alttan 14, sağdan ve soldan 16 verilmiş. Hani A'ya verilmiş burada. Ama hocam işte L'ye veremez miydik? Kesinlikle verebilirsiniz. Hani bunu buraya da taşıyabilir. Buradaki kodla koordineli gidelim diye öyle yapıyorum. Normalde padding'i buradan da verebilirsiniz. Yani sizin tasarımıza kalmış. Menü tasarımıza kalmış. Bu şekilde oluştuğunu görün. Nasıl oluştuğunu görün diye anlatıyorum. Mesela bakın list none dedik. Yan yana dizildi. Hiç padding vermedim. Devam ediyorum. Sonra bir margin padding sıfırlama durumu var. Bu bizim ne işimize yarayacak? Hemen bakalım. İlk başta yaramıyor diye görülebilir ama daha sonradan bu kodlar çok işe yarıyor. Margin ve padding'i yani iç boşluğu ve dış boşluğu sıfırlayalım. Yani her şeyi sıfırdan al. Ben hani bir takım 14px vereceğim mesela. Şurada 14px ya da 16px üstten ve alttan 14 sağdan soldan 16 verdiğimde hani sıfırlanmış olsun. Varsayılan bir takım değerler varsa onları görmek istemiyorum demeye getiriyorsunuz aslında. Şu an aslında bir nevi yatağı hazırlıyorsunuz. Bakın ne yaptı? Tam şeye margin ve padding browser'ın tam köşesini aldı. Yani bir takım daha önceden varsayılan boşluklarını aldı browser'un. Tabii ki yani tasarımımızda bir takım anormallikler hissetmemek için her şeyi temizlemek isterseniz ve sıfırdan başlamak istersiniz. Onun gibi bir durum bu. Evet, sıfırladıktan sonra şimdi ben L'yi A'yı oluşturmak istiyorum. Yani A ne demek? Bunları linke dönüştürmek istiyorum. Şu içerisindeki yani L'yi içerisindeki her elemanı benim için linke dönüştür ve kutulaştır. Inline bloklaştır. Blok gibi ya buradaki görüntüsü de gördüğünüz gibi blok şeklinde. Blok haline getir demek için A'ya ihtiyacım var. Peki ben A'yı yerleştirmiş miydim? Hayır. Linkimde A yoktu. Hemen dönüyorum. Bakın burada A harfler verildiği için aslında onları etkiliyorum ben doğrudan. Dolayısıyla bunları bir A harf vereyim. Yani bunlara tıklandığında bir yere gideceği için, bir sayfalara gideceği için, o sayfalarda şimdi belli olmadığı için diyez işareti konmuş mesela harfte. Şu an belli değil. İndeks HTML'e gidecek. Bu belki ürünler HTML'e gidecek. Ürünler PHP'ye gidecek. Bir sayfaya gidecek. Dolayısıyla onları sonradan ekleyeceğimiz için şimdi diyez. Hani tasarımla ilgileniyorum şu anda. Front end'deyim. Backend'i düşünmüyorum diyebilirsiniz ya da o da tabii frontend. Hani şu an kod kısmını düşünmüyorum. Sadece tasarımı düşünüyorum. Ana sayfayı tasarlamaya çalışıyorum deyip boş bırakabilirsiniz bu şekilde. Ama bir link olacak orada. Onu belirtmek gerekiyor. Hazırdan da verebilirsiniz yukarıda. Hiperlink kısmından Dreamweaver'da. Bakın şu şekilde. Ana sayfaya link vermek istiyorum. Ve linkim aslında belli değil. Ve işte target hedef nerede açılacak bu sayfa işte blank boş bir yeni sayfada açılsın gibi bu tip ayarları sonradan düşüneceğim. Şu anda sadece burada bir link olsun benim için yeter dedik bakın. Plus'ı sonradan anlatacağım şuna da geleceğim. Bir link olsun yeter. Bunu kendimiz elimizde oluşturamaz mıyız? Tabii ki oluşturabiliriz. Ahiret yani ille şeyi çalıştırmanız gerekmiyor. Neydi otomatik durumları? Şu şekilde. Tabii ki A'yı en sonda ürünlerden sonra kapatmak gerekiyor. Şu şekilde elinizle de oluşturabilirsiniz. Ya da ben biraz hızlı olayım diye hemen şuradan pratik hazırlıyorum. Evet, bakın hazır. Klasım dursun. Henüz oraya gelmedim. Neden yerleştirince bir de nedenini anlatmam lazım. Şunun kırmızı olmasını sağlamak için yapıyoruz bunu. Farklı bir özellik. Hani gezerken içinde
aktif olan demek değil mi? Ben ürünlere tıklandığımda ürünler aktif olacak ve o kırmızı olacak. İletişime geldiğinde iletişim aktif olacak. Dolayısıyla onu belirlemek için şu class aktif özelliği konuyor. Ona geleceğiz şimdi. Önce bir kendisini oluşturalım menümüzün. Şimdi ağları koyduktan sonra kontrol S dedim. Bir şey değişti mi? Hemen bakalım. Evet değişti. Aslında hepsi şu anda bir link oldu. El işareti geliyor bakın. Hepsi link oldu ama karma karışık bir link oldu. Karmaşıklığı önlemek için ne yapmam gerekiyor? Şimdi ona dönelim. Bu karmaşıklığı önlemek için L'yi A özelliklerini vermeniz lazım. Yani L'yi A özellikleri hemen şuraya açıyorum. L'yi A özelliği neymiş? Mesela display blokmuş. Blok da diyebilirsiniz. Inline blok da diyebilirsiniz. O blok display kavramını ayrı bir konu olarak işleyeceğim ben size. Aradaki farkların ne olduğunu anlatmak için. Ayrı bir video çekeceğim onun için. Color white var. Hemen hızlı ilerlemeyelim. Bu ne anlama geliyor? Background da koyalım da oluşsun diyeceğim ama background da hover'da koymuş. Burada koymamış. Olsun böyle kalsın. Yazıları beyaz yap ve bloğa dönüştür. Yazıları beyaz yaparsam o zaman işte browser'ın background rengi zaten varsayılan beyaz olduğu için el işareti de çıksa hiçbir şey görünmeyecek. Evet görünmeyecek. Hemen yazıları ben bir dilek yapayım da şu anda varsayılan olarak görün. Blok. Evet şu anda aslında bu bloğa dönüştü ama herhangi bir hani bir hareket yine yok. Ama bloğa dönüştürmüş oldum. Bir padding vereyim bir açılsın şuralar diyeceksiniz şu anda aslında. White da dursun. Şu da UL'ye vermiş background color. Biz UL'ye background color vermediğimiz için white'ı göremedik. Background color hemen şunu vereyim de bir görelim önce onu. Background color. Böyle benim sık kullandığım şu 3-3-3 grisi. Çok sevdiğim renk. Tasarımlarda çok kullandığım renk. Onu verdim ve şimdi tekrar görmek istiyorum. White'la bir daha görün. Görmedi. Background yanlış mı yazdım yine? Background color. Doğru yazdım. Color white. Burada da sıkıntı yok. LIA. Evet. Ctrl S. Tekrar enter'lıyorum. Şu anda background color'ı hala göremiyorum. Yanlış mı yazdım diye tekrar gelin. Background color. Genelde yanlış yazarım çünkü. Burada bir şey yok. Sadece şu kodu koymadım. Ama yine de hani ben görmek isterdim. Blok kullandığında overflow özelliğiyle birlikte mi çalışıyor diye. Aydın. Bunu sonradan koyuyordum diye hatırlıyorum ama şimdiden koyalım. Evet, ondan kaynaklanıyormuş. Yani overflow üzerinde de ayrı bir şekilde size anlatacağım. Overflow taşma demek. Hani orada bir takım sıkıntılar var demek ki taşmadan kaynaklı. Evet, yine karmakarışık değil mi? Yani background gri oldu. Evet. Ama padding istiyor. Demiştim ya biraz önce. Şu padding'i bir koyalım. Bu padding ne anlama geliyor? 14px deyince. 14px ikili kullanım paddingi. Daha önce bunu anlatmıştım videoda sizlere. Bir önceki derslerimizde. Bu 14px üstten ve alttan 14, sağdan ve soldan 16. Yani sağdan soldan daha fazla, üstten alttan bir 2px daha az verebilirsin. Hani dar olsun. 16'ya 16 da olabilirdi. Daha oradan 16 da px de diyebilirdik buna. Hiç fark etmez. 16px de verseniz güzel bir görüntü oluşacaktır. Evet açıldı. Nihayet bloklarım belli oldu padding ile birlikte. Bakın gördüğünüz gibi artık linklerim oluşmaya başladı. Ve neredeyiz? Text Decoration'dan ne yapıyor? Bu altındaki hani linklerin beyaz çizgiler var ya maviydi onlar beyaz oldu color white yapınca. Onları kaldırmamız gerekiyor. Onun için de Text Decoration'dan diyelim. Çirkin bir görüntü oluşuyor çünkü. Evet, onları da kaldırdık. Şöyle enter yapalım. Gördüğünüz gibi şu anda linklerim gayet iyi görünüyor. Ne eklemedik? Text Align Center hani bunları böyle belki de ortalanmamıştır blok içerisinde. Hani şu yapı içerisinde artık bir 14'e 14 gibi bir yapı oluştu, blok yapısı. Bunlar içerisinde tam ortada mı yer alıyorlar? Şüphesi yaşamamak için Text Align Center buraya konmuş. Hani o ögeleri bir ortaya al eğer ortada değillerse diyorsunuz. Evet yani ortadalardı zaten ya da ortada olmayabilirler. Sağa dayalı, sola dayalı bir şekilde hani varsayılan değerinden uzaklaştırıyoruz. Center dedik. Buraya kadar her şey tamam. Ne kaldı bize?
Üzerine geldiğimizde böyle hareket ettiğimizde hover dediğimiz linkler üzerinde böyle gezindiğinde bir hareket olsun istiyoruz. Bir renk, bakın red olan değil, red aktif olan, tıkladığımda alacağı renk bunun. Ama üzerinde linklerin gezindiğini anlayalım biz göz iletişimi anlamında da hangi tasarım anlamında da nerede gezindiğimizi bilelim deyince bu A'ya hover özelliği veriyoruz. Yani şuna, Ctrl C ve kümeyi kapatalım. A'ya bir hover özelliği vermemiz isteniyor. Ve bunu da en kolay yapacağınız hani alt çizgi şeklinde de ilerleten var. Hani altı çizili olsun gezerken falan gibi de düşünebilirsiniz. Birçok şey verilebiliyor. Background en sık kullanılan hoverlardı. Background'a renk vermek. Bunları bir bir birle neydi bu bir 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 siyahmış. Ctrl C. Nasıl duracak bakalım. Evet bakın. Zaten hani hafif grimtraktı ya 3-3. Yani siyaha yakın bir. Bak birbirine ne kadar yakın? 2-2 var arada. Bir de 3-3-3 var. Yani 0-0 asıl koyu siyahtır. Pek webde kullanımı tavsiye edilmez. Çünkü çok serttir. 1-1-1 de gayet sert. Ama gri ile birlikte kullanıldığında hani geçişleri hissedebiliyoruz. Gayet de düzgün, güzel bir görüntü veriyor. Yani buna istersen ben işte blue diyebilirim. Blue'ye diyelim. Doggy Blue vardı, o güzeldi. Değerli bir Blue. Dogger Blue. Evet, şunu seviyorum ben. Evet, Dogger Blue olsun. Peki Dogger Blue verelim. Kaydetmiştim ve bir yenilemedim. Bakın Dogger Blue verdiğimde hani ben böyle seviyorum. Şöyle, yani sitenizin renkleri neyse onu verirsiniz zaten. Bu şekilde gezinme sağladık. Peki, şimdi neye geldik? Neyi yapmadık daha doğrusu? Bakın şu aktif olan yani herhangi bir link aktif olduğunda tıkladığımda o kırmızı alsın diyeceksiniz. Onu en son koyalım. Nokta aktif dedim. Class'ı tanımlayalım ama altta da class'ımızı da yazalım gibi. Background pardon. Background color red değil mi? Evet, Ctrl C dedim ve class'ı da. Şimdi bu class'ı nereye yazacağım peki? Hani ana sayfaya mı yazacağım, ürünlere mi yazacağım? Hani burada nereye yazmıştı biraz önce örneğimizde? Aktif ana sayfa dedi. Hangi sayfadaysanız ona yazacaksınız bunu. Mesela ana sayfaysa bu index HTML olduğunu düşünelim. Index 3 verilmez hiçbir zaman hiçbir ana sayfaya. Index HTML. Birden fazla indeksimiz aynı klasörde olduğu için numaralandırdık biz. İndeks HTML olduğunu düşünelim. Biz indeks HTML'de ise class burada olacak. Eğer ürünler HTML'de ise class ürünlerde olacak. İletişim HTML'de ise o da iletişim HTML'e koyacaksınız. O sayfanın class'ını koyacaksınız. Dolayısıyla sorun yaşamayacaksınız. Eşittir mi demedik? Aktif dedik. Aktif olan. Türkçe de yazabilirsiniz. Yani fark etmez. Dilciler beni öldürecek. Hep İngilizce kullanıyorsunuz ama Türkçe de, yani aktif de zaten Türkçe bir kelime değil. Yine yabancı dilden gelmiş bizim içimize. Evet aktif dedim. Evet aktif olan şu an ana sayfa diyor. Burası ana sayfa içerisindeki içerikler. Ürünler geldiğinde sıra ürünler sayfasında olduğunda işte bu class'ı ürünlere taşıyacaksınız. Ürünler HTML'deki sayfanızda da bu ürünler HTML olacak. Bu sayfayı da dosyada file'dan save isteyerek ürünler HTML olarak kaydedebiliriz mesela. Mesela şöyle yapalım hemen. Bunları da aktif yapalım madem. Ürünler.html dedim. Ve bunu file'dan save istiyorum. Ürünler HTML diye kaydedelim. File'dan save. Ürünler HTML diye değil mi? Kaydet. Şimdi ne olacak? Bu aktifi aldım. Ctrl X. Geldim ana sayfaya. Bunun adı index HTML olacak. Index HTML'de ne vardı? Neyse onu gözden çıkaralım mı? İndeks 3 olsun hadi bu. İndeks 3 ya şu anda. Şu anda onunla gidelim. Normalde indeks HTML olması lazım. Tamam. Bunu da bu şekilde kaydediyoruz.
Güzel. Ve farklı kaydet diyeceğim yine. Kontrol X diyorum. Ha, bu arada index 3'te ürünler HTML yoktu. Onu da koyalım. Ctrl Z diyelim. Şu haldeyken hani ürünler HTML'de geçiş yapabilmemiz için ürünler HTML'i oluşturduk artık. Burada da yer alacak HTML. Hepsi yer alsın. Bunda ne yer alacak? Neydi bunun adı? İletişim HTML olsun şimdilik. Değil mi? Türkçe karakter yazalım. Bu da about olsun. Aklımızda nokta. Evet. Şimdi bunu ne diye? İndex 3 diye kaydettim. Ürünlere geldim. Ne eksik benim ürünlerde? Şunlar farklı. Ctrl C. Ürünlerde bakın şunlara link vermemiştim. Onlara da verelim. Ctrl C. Yani ürünlerde de yine diğer bağlantılarım aktif olacak. Bir de index 3'üm yokmuş. Onu da hemen koyalım. İndex 3. Değil mi? Ctrl C. Bakın hepsinde olmalı. Şuradan yine farklı kaydet diyorum. File'den save as. Ne yok bende? İletişim yok. Kaydettim. Ne yok bende şu anda? Bakın burada ürünler oldu, iletişim oldu. İndex 3'e tekrar döndüm. Peki iletişimde aktif ana sayfam olacak? Hayır. Ctrl X. İletişimde olacak bu. A harfinin içerisinde şurada olması gerekiyor. Evet. Ctrl S dedim. Bir hakkımız da kaldı. Son olarak file'dan save as deyip about dediğimde HTML dediğimde onu da kaydedelim. Bu about'ta da yine aktifi buradan alacağız. Ctrl X. Burada olacak. Şimdi çalıştıralım. Bakın. Ben şu anda hepsini ayarlamış bulunuyorum. Bakın bunu da böyle geziniyoruz. Ürünlere geldik. Bakın ürünler işte yani kontrol A'ya tıklamadığım için daha doğrusu şu kontrol artı yapmıyoruz ya hepsinde. Hepsini %100'e getireyim. Ve akışı görün lütfen. Evet %100'deyim şu anda. Ürünler, iletişim hakkımızda ana sayfa. Onu da %100'e getireyim. %125 evet %100. Yani şu anda akışı görüyorsunuz. Mesela buralarda sayfalarımız. Sayfalarımıza bir şey yazsaydık burada. Sayfalarımıza dolu olsaydı da tabii ki onları şu anda mesela ana sayfadayken ana sayfaya geçtiğimizi belirten bir takım ifadeler. Şuraya body'mizde artık mesela bu neredeyiz biz burada. P ya da H1 diyelim en kolay. H1 ana sayfa içeriği. Ana sayfanın içeriği bu. Şimdi bunu H1'de ana sayfadayız. Ürünlere geldim. Ürünlerdeyim. Ctrl V. Ürünler sayfa. Ürünler sayfa. Şu an için önemli değil. Şunu da kaydedelim. Yıldızları. Bu hangisi iletişim sayfa? Hadi body arasında olacak değil mi içerikler? Bunlar burada duracak. Bunlarda sıkıntı yok. Bunu daha sonra include'la da eklemeyi göstereceğim size. Gerçi bir yaş bir de. Evet. Ana sayfa. Burası neresiydi? İletişim. Ve ne kaldı? Hakkımızda. Hani içine o kısma geçtiğinizi anlayın diye yazıyorum. Burada içerik hakkımızda içeriği var gibi düşünün. Şimdi geldim buraya. F5'e bastım. Bakın iletişim sayfasını, ürünler sayfasını, ana sayfadayım bakın. O metinlerde hani içeriğiniz olduğunu düşünün. Bunu büyük bir div içerisine alacağız tabii ki. Yani böyle margin 0, padding 0 gibi böyle yapışmasın. Bir div içerisine alarak hani şuradan itibaren çalışabiliriz. Bu şekilde sayfalar arasında gezinebiliriz. Bunu Flat sayesinde yapıyoruz. Gerçekten Flat sayesinde bugünlere geliyoruz. Bu menü Flat olmasa oluşturulamazdı. Bu dersimizi de özetleyelim. Flat ve clear kavramlarından bahsettik dersimizde ve ileriki derslerimizde de uygulamalara devam edeceğiz. Bu konu bu kadar basit değil ve devam edecek mutlaka. Farklı öğeler girecek, box sizing girecek araya. Clear fix dediğimiz işte özelliği daha ayrıntılı olarak kullanacağız. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.